Ya ben hiç para Vermemiş. vermedim. Vermedim. Şimdi Ar cep parasını söyleyeyim. Sahi taksının parasını ödedim. Şimdi bak ne kadar ödedin özür dilerim hocam. 60 lira. 60 milyon mu? 60 lira. Mi mi? Altmış. Altmış bin lira, yani. lira. Hiç yok lan bedava. Zaten ablacığım. Bunu 60, 60. Sana, sana lira. Bu sana e. şey çekmiş. Bir çuvalını yani çekeceğim. Bunu da Bir, bir saniye. 2 liraya 60 lira geleceğine 60 lira geliyor. Rami Bey zaten 180 lirası varmış toplamında. 60 lira, 100 yani 180 lirası olan insan 60 lirasını taksiye verir mi? Vermez işte yani önemli bir para diyorum. Binme, 5 için, lira minibüse verip ileri vermek var. Onun için 60 lira, lira önemli şimdi, bir tabii, rakam tabii. onlara göre diyorum. Şimdi 180 lira Ankara'dan çıkışta var. Hı -hı. Ankara'dan olduğu yere kadar gelişin masrafları var, parası var. Hı -hı. 60 lira o var. Neden geldiği belli değil bu bir. İki, giderken parayı kimden aldı? Bedava mı gitti bu adam? Yürüyerek mi gitti? Onu Cebinde bir şey, parası yok. Özel Ama şunu söyleyeyim. Yani Hidayet de eğer biliyor olsa bu cinayete Necla yine seni bilmen lazım. Neden? Evet. Necla'nın ya da Güladiye'nin bilmesi lazım. Bakın şunu şunu unutmayalım. Yani bu hanımefendiyi kim öldürmüş olursa olsun Necla ya da Güladiye ya da Arif'ten e, kendisini nehre atacağını öğrenmiş olması lazım. Bir de şu var. Mesela git mesela gittiğinizde <laughs> eve gittiğinizde hiç konuştunuz mu başkalarıyla falan? Necla Güla diye sen mesela böyle dışarı çıktığında. Hayır Allah. Hiç kimseyle konuşmadım. Necla sen hiç açtığında hatırla bakalım. Söylemiş olabilir misin Büşra ya da bir başkasına <laughs> ya kayınvalidem de kendini nehre atacağını söyledi falan. Yok sadece dediğim şey söyledim. Kâne'ye söyledim. Başka kimseye söylemedim. Ama işte yani kim bu kadına ne yapmışsa yapsın. Bu bilgi edinmiş olması lazım. Bunu Hı -hı. unutmamamız bir gerekiyor. Bir de şu var. Bundan bir önce hadise şu. Peki hidayetin bu kadını öldürmesi için motivasyon ne? Sebep ne? Para. Para para yüzünden. De. Daha ne olacak? Para. Para var mı kadının Annemde yok. yoktu. Yok. Annemin hiçbir şey yok. O zaman niye öldürsün? Ya iyi de hocam Onun mesela bilemem. ben nereden bilebilirim? Mesela Altın, onu. bilezik şu bu. O da yok üstünde. Hiçbir şey yok. Ama hiçbir bunu şey kim yok. biliyor? Bunu kim biliyor? Neyi? E, genel konuşmalardan çıkartıyorum. Orada yaşamıyor ki bir de o erkek yani herkesin evinde. Gene mesela ben şimdi Nejan'ın konuna baktığımda iki tane bilezik görüyorsam şöyle düşünebilirim. E bunun gelinde de vardır, diğer gelinin de yatağının altında vardır diye düşünebilirim yani. Tabii i̇şte düşünebilirsiniz kadının, yani tabii. Yani 60 lira de. eğer taksi parasını veremiyorsam açıkçası e, bir tane kılık altında olmuş 250 lira. Al, almayınca e, para bir Para almayınca bir altın bezik falan bir şey zorla almayınca neden öldürsün deyim ben. Ama bunun zaten çok kazayla olan bir ölüm olduğunu hep konuşuyoruz en baştan beri. Evet. Yani bir tek o var. Çok kazayla bir ölüm. Ay, ayrıca şöyle olabilir. Yani ama diyorum yani yine mutlaka bilmeleri lazım gelinlerden birinin. Eve girersin. Bak bunu hidayet yaptı diye söylemiyorum ama siz hani illaki neden arıyorsunuz ya yani neden çok hani hayal gücünü Adeden kullanmaya çok bağlı. Değil. Eve girersin. Aynı evde yaşıyor Necra ile <gülüyor> kayınvalidesi. <gülüyor> Eve girersin belki Necla'nın bileziklerine bakacağım derken kadınla karşı karşıya kalırsın evde rahmetliyle. Evet. Şey hani ne canım? oldu kadın bir bağıracağım derken evet. yapışır kaçarsın yani. Hiç Hidayet evet. geldi mi size Necla Hanım? Her gün oradaymış hocam her gün. Hep Hidayet Pazart size miydi devamlı? Pazartesi gün her gün oradaymış. Pazartesi günü ben hatırlamıyorum ama ha? gelmemiştir gelmedi ya. Hatice Pazar dedi. Günü. Hatice dedi. 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 Okulun başından yukarı bizim buraya çıkmışlar. Oradan beri kayalarına git gelmişlermiş. İlk bize gelmişler sana kayalarına gitmişler.